Kabilelerin başlarında başkanlık mevkilerine gelmişler. Biz de Allah'a inanıyoruz diyorlar. Ama Allah devlete, hükümete, idareye karışmasın diyorlar. Karışmasın sözünün doğru mu, yanlış mı olduğunu nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Kur'an ne diyor? Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. Allah'ın indirdiği, peygamber vasıtasıyla gönderdiği hükümler dururken, o hükümleri kaldırıp da yerine İsviçre'den hükümler ve kanunlar alanlar kafir olanların ta kendileridir diyor. Ayet bunu söylüyor. Bak, o söz İslam'a uymadı. Kur'an'a uymadığı sürece hiçbir sözü kabul edemesin. Hiçbir ilkeyi kabul edemesin. Laiklik şirktir. Laiklik kafirliktir. Bir Müslüman ben laikliği benimsiyorum dediği andan itibaren göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur. Nikahı varsa bozulur, çözülür. Düşünün. Biliyorsunuz nikahla iman beraberdir. İman bozuldu mu nikah otomatik bozulur. Bu millet istedikten sonra tabii ellerini değecek ya. Yani sen bunun önüne geçemezsin ki. Yani zorla bu milletin elinde tutmaya gücün yetmez. Millete rağmen bu yürümez zaten. Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına? Bir tarif edin diyorsun. Tarif etmiyor. Efendim diyor, her yerde değişir. E bu ne menem şey ya. Yani bugün her kavramın lügatte bir tarifi var. Ve her kavram, her mefhum, efradını cami, ayarını mani bir tarife ulaşmak mecburiyetindedir ki o kavram, o mefhum nereyi bulsun, yerini bulsun. Ama çıkıyor İçişleri Bakanı, devlet dine karışır, gerisini niye söylemiyorsun? Din devlete karışır demiyor. Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Gençler de oradan biraz böyle esinlenmiş olacaklar ki kalktılar, aynen şu ifadeyi kullandılar. İşte Sayın Başkan, siz ne düşünüyorsunuz laiklik hakkında? Nasıl bir şey olacak? Laiklik elden gidiyor, endişeleri var. Ne olacak? Ben de genç arkadaşlara şunu söyledim. Ya Batılı diyor ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Ama bu ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki Sezar'ın hakkı var, Tanrı'nın hakkı yok. E bu ülkenin %99'u üstelik Müslüman. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda da laikim demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Koskoca bir yalan. Bunların anayasacılarına teklif ettik. Gelin dedik anayasaya, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesinin yanında bir parantez açalım. Ne olacak dediler? İçine 5 senede 1 yazacağız dedi. Öyle deyince gülmeye başladılar. E niye gülüyorsunuz dedim ya. 5 senenin dışında milletin böyle bir hakkı var mı? Durdular durdular, birbirlerine baktılar. Hakikaten ya, yok galiba dediler. Kaptı kaçtı mı, aldı kaçtı mı var ya. O. Nerede söylüyor bunu? Sene 85 Marmara Oteli'nde tartışmalı bir toplantı yapıyoruz anayasa üzerine, orada söylüyor. Ve kendisine ben de bunu böyle söyleyince bu sefer de kalktı, olmaz öyle şey dedi.
Tam o sırada eski Maliye Bakanı Vural Arıkan, o da kafası tam böyle zil zurna sarhoş, ayakta duramıyor, o da akıl veriyor. Korkarım ki aynı masada hazırladınız bu anayasayı dedi. Niye? Adamlar ayık kafayla hazırlamıyorlar bunu, sarhoş kafayla hazırlıyorlar. Dolayısıyla da bunların anayasası iki sene bile dayanmıyor, daha üçüncü senede delik deşik ediyorlar. Ve şu anda bu anayasa delik deşik. Her taraftan yamalı bohça. Ve bak şimdi ne diyorlar? Geçen günü gazeteciler soruyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak burada işi iyi düşünün. Nereye giderken? Sandığa giderken milletindir. Ama maddede ve manada egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Türk ne demektir? Türk vatandaşı kimdir? Türk vatandaşı İsviçre Medeni Kanunu'na göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemesi usulü yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir.